arkadaşlarım. Bizleri ekranları başında dinleyen değerli halkımız. Ayrıca bugünkü grup toplantımıza katılan ve biraz önce grup başkan vekilimizin ifade ettiği isimlerini saydığı HDP bileşeni partilerin değerli genel başkanları ve temsilcileri, HDK eş sözcüsü ve değerli üyeleri, Kürdistani partilerin değerli genel başkanı ve temsilcileri, demokratik kurumların değerli temsilcileri, yöre derneklerinin değerli katılımcıları, Ağrı eski belediye başkanımız sevgili Sırrı Sakık ve Kazdağ direnişçileri, sevgili kadınlar, değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hümbü her hatın serseran serçavan hatın. Grup başkan vekilimiz de ifade etti. Sağlık sorunlarımdan dolayı uzun süredir alanlarda ve meydanlarda değildim. Sizlerle birlikte değildim. Bugün yeniden birlikte olmanın sevincini ve onurunu yaşıyorum değerli arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki HDP var, iyi ki halklarımız var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli arkadaşlar, çok önemli günlerden geçiyoruz. Türkiye'nin tam da 9 Ekim komplosunun yıl dönümünde Kuzey Suriye'ye başlattığı askeri harekat ne yazık ki halklarımızın yeni bir savaş ve yıkım süreciyle karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır. Kürdüyle, Arabıyla, Ezidisiyle, Süryanisiyle, Alevisiyle, Türkmeniyle, Kuzey Suriye halklarının bir arada yaşadığı ve ortak geleceği kurmaya çalıştığı Kuzey Suriye topraklarına başlatılan bu işgal girişimi uluslararası hukuka aykırıdır, meşru değildir, vicdani değildir, insani değildir değerli arkadaşlar. Terörle mücadele söylemiyle bu işgal girişimini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ancak biz biliyoruz ki sizin tarih boyunca yaptığınız Kürtlerle mücadeledir. Ama şunu da unutmayın, Kürt halkı da sizin bu faşizminize karşı mücadele etmesini iyi bilir ve edecektir de. Nitekim AKP Genel Başkanı da konuşmasında inşallah en kısa zamanda bu fetih müyesser olur diyerek istila girişimini açıkça itiraf etmiştir. Amacınız işgal girişimi değilse dilinizdeki fetih nedir? Nereyi, kimin topraklarını fethetmeye gidiyorsunuz? Kimi kimin yurdundan kovuyorsunuz? Kuzey Suriye toprakları sizin babanızın tapulu malı değildir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Türkiye'nin tek yanlı sürdürdüğü savaşta ne yazık ki sivil, kadın, çocuk demeden herkes zarar görüyor değerli arkadaşlar. 9 Ekim'den bu yana sınırın her iki tarafında 18 sivil insan hayatını yitirdi ve her gün ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor. Suriye Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hevrin Halef, Türkiye Devleti'nin sorumluluğu altında çeteler tarafından uluslararası yolda düzenlenen bir suikastle katledilmiştir. Hevrin Halef kadındı, silahsızdı, sivildi ve bir siyasetçiydi değerli arkadaşlar. Rojava'da halkların kazanımını yok etmeye yönelik sürdürülen askeri harekat sırasında bir kadın siyasetçinin suikastle katledilmesi tesadüf değildir. Kuzey ve Doğu Suriye'de özgür ve eşit yaşam ve toplum kadınların öncülüğünde kuruluyor ve şekilleniyor. İşte saldırının hedefi aynı zamanda kadınlardır, kadın özgürlük mücadelesidir. Buradan Halef başta olmak üzere şu ana kadar tüm yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor ve ailelerine başsağlığı dileklerimizi ve sabır dileklerimizi iletiyorum. Halef'in anısı, mücadelesi bütün Orta Doğu ve dünya kadınlarına ışık tutacaktır. Kendisini bir kez daha yad ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, doğusuyla ve batısıyla Kuzey Suriye'de Kürt halkının ve birlikte yaşadığı halkların ortak bir hayali var, bir rüyası var. Kendi topraklarında barış içerisinde özgürce ve insanca yaşamaktır hayalleri. Tıpkı bütün dünya halkları gibi. Bu hayalin yeşermesi için yıllardır karanlığa karşı mücadele ettiler, direndiler, çok ağır bedeller ödediler. Şimdi Türkiye'nin başlattığı operasyon, Kürt halkının ve diğer halkların geliştirdiği demokratik yaşam iradesine bir saldırıdır. Demokratik yönetime bir saldırıdır. Barışa bir saldırıdır. Umuda saldırıdır. Bize rağmen siz demokratik bir yönetim kuramazsınız denilmektedir. Kürtler örgütlenmesin, irade geliştirmesin, demokratik yönetim kurmasın, kendi kendilerini yönetmesin. Yıllardır yaşadığı kadim topraklarda söz sahibi dahi olmasın. İşte başlatılan savaşın gerçek amacı budur değerli arkadaşlar. Dertleri Kürtlerin kazanımlarıdır. Bu iktidar bütün politikasını Kürt karşıtlığına, Kürtlerin demokratik kazanımlarını berhava etme üzerine kurulmuştur. Evet, aynı zihniyeti biz sınırın bütün tarafında, bu tarafında Kayyum darbesinde de bir kez daha gördük ve buna tanıklık ettik. Kürtler seçemez, seçilemez, kendi kendilerini yönetemez diyerek halkın seçtiği başkanları görevden alıp yerlerine hırsızları kayyum olarak atadılar ne yazık ki. Dün gece belediye başkanlarımıza operasyon düzenleyerek gözaltına aldılar. Hakkari, Yüksekova, Erciş belediye eş başkanlarımız ve Nusaybin belediye eş başkanlarımız bir kez daha rehin alındılar. Partimizin Nusaybin'deki kriz masasına da basarak çalışanları gözaltına aldılar. Bu gözaltılar Kürt halkının iradesine bir saldırıdır, Kürt'e hakarettir, Kürt'ü hiçe saymaktır. Partimize ve belediye başkanlarımıza gerçekleştirilen bu saldırılar çok açık ve net olarak göstermektedir ki Kürtlerin en meşru, en demokratik yollardan elde ettikleri kazanımlar bile bu iktidarın ve yürüttüğü faşizmin hedefindedir. Bu bir halk mücadelesidir değerli arkadaşlar. Hiçbir gayrimeşru saldırınız halkımızın haklı mücadelesini ve kazanımlarını geriletemeyecektir. Bizler direne direne kazanmaya devam edeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. İçerideki Kürt karşıtlığı Kuzey Suriye topraklarında da aynı şekilde sürdürülmeye devam ediliyor. Evet, Kürtler yeter ki bir avuç toprak parçasında söz sahibi olmasın diye neredeyse tüm Türkiye'den vazgeçecekler. Düşmanlıkları bu kadar tarihi ve köklüdür. Kürtler saksıya bir çiçek dikse gidip o saksıya bile kayyum atayacaklar, terörist saksısı diyerek o saksıyı tankla, topla vurmaya çalışacaklar. Bu hale gelmişler işte değerli arkadaşlar. Öyle bir hastalıklı hal aldı ki Kürt düşmanlıkları artık sınırları aşıp nerede bir Kürt huzur içinde, nerede bir Kürt nefes alıyor, orada onu boğmaya çalışıyorlar. Bir de çıkıp bizim Kürtlerle sorunumuz yok, Kürtler bizim düşmanımız değil, biz Kürtlerle savaşmıyoruz diyorlar. Kuzey Suriye'ye girme nedeniniz Kürtler. Yerlerini, yurtlarını yıktığınız yine Kürtler. Oradan sürmeye çalıştığınız yine Kürtler. Evini, bağını, bahçesini çetelere istila ettirdiğiniz yine Kürtler. Başına bomba yağdırdığınız Kürtler. Belediyelerini hırsız kayyumlara atadığınız Kürtler. Gözaltına aldığınız belediye başkanları Kürtler. Sonra da çıkıp utanmadan Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok diyorsunuz. Kendi gölgenizle mi savaşıyorsunuz? Siz uzayla mı savaşıyorsunuz? Resmen Kürtlerle savaşıyorsunuz ya. Kürtlerle savaşıyorsunuz. Başka bunun adı yok. İzahı yok. Bu kadar basit, bu kadar gerçekçi, Kürt halkına yapılan
bu zulümü herkesin bir kez daha görmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Kürde adını, dilini, her şeyini yasaklayacaksınız. Söz sahibi olmasına tahammül göstermeyeceksiniz. Kürdün gelecek hayalini, umudunu tankla topla yıkmaya çalışacaksınız. Seçtiği belediye başkanlarının yerine hırsız kayyumları atayacaksınız. Siyasetçilerini her gün rehin alacaksınız. Sonra da Kürtlerle sorunumuz yok diyeceksiniz. Yazıklar olsun size ya, yazıklar olsun diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Seyit Rıza'nın idamından 1938 katliamına, 12 Eylül vahşetinden faili meçhul cinayetlere, köy yakmalardan Roboski katliamına varıncaya kadar Kürt halkına tarih boyunca bu topraklarda hep zulmettiniz, acı çektirdiniz. Kürt halkının adını, kimliğini, dilini, kültürünü yasakladınız. Mezarlarına varıncaya kadar saldırdınız, aşağıladınız, ezdiniz. Mezarlıkları Kürtlerin ikinci evi haline getirdiniz. Ölümü Kürt'ün kaderine dönüştürdünüz. Şimdi çıkıp Kürtlerle sorunumuz yok diyerek en büyük yalanı söylüyorsunuz. Kürt halkı bu yalanlara asla kanmaz ve kanmayacak. Sizin zihniyetinizi bu halk tarih boyunca iyi bilir ve iyi tanır. Tarih hafızadır, asla silemezsiniz. İnsanların kendi öz yurdunda, öz topraklarında sınır ötesine gelen ordularla saldırıya uğradığı, katledildiği bir operasyonu hiçbir cümleyle, hiçbir gerekçeyle ve barış dini İslam'ın hiçbir suresiyle meşrulaştıramazsınız. Unutmayın, tarihte lanetlenen kara bir sayfadır Enfal suresiyle Kürtlerin hayallerinin, geleceğinin yok edilmesi. Bu kara sayfa ya talip olan, bu karanlığın aktörü olmaya hevesli tek iktidardır AKP iktidarı. Kürtlerle sorunumuz yok diyen bu zihniyete bir kez daha sesleniyorum. Sizin Kürtlerle sorununuz var. Bunu biliyoruz. Ama siz de şunu iyi bilin. Kürt halkının da sizin bu karanlık zihniyetinizle bir sorunu var. Ve bu halk bu sorunu eninde sonunda ve size rağmen mutlaka çözecektir. Hatta sizi de çözecektir. Sizin tüm engellemelerinize rağmen halklar bu topraklara barışı da getirecektir. Demokrasiyi de getirecektir. Siz her türlü engeli çıkartsanız da halklar kendi demokratik geleceklerini kendi özgür iradeleriyle kuracaktır. Bunların içerisinde elbette ki Kürtler de var. Bu topraklarda tek bir Kürt dahi kalsa özgürlük mücadelesi bitmeyecektir. Nice iktidarlar geldi geçti, ya bitecek ya bitecek dediler, ancak kendileri bittiler. Tarih şahittir ki siz de biteceksiniz. Ama Kürtler zafere ulaşıncaya kadar bu haklı ve meşru mücadelesini sürdürecektir. Kuzey Suriye'nin her karış toprağında yine Kuzey Suriye halkları Kürt halkı olacak ve oralarda sizler olamayacaksınız. Değerli arkadaşlar, adına barış pınarı dedikleri, barışın adını alet ettikleri bu saldırı her iki tarafa da daha fazla yıkım, daha fazla acı ve gözyaşı getiriyor. 9 Ekim'den bu yana 20'ye yakın sivil insan iki tarafta da hayatını kaybetti. Bunun adı ölüm pınarıdır. Sormak istiyorum, kendi içinizde barışınız var mı ki Kuzey Suriye'ye barış götürebilesiniz? Bir kere sizin barışla bir sorununuz var. AKP hükümetinin, AKP-MHP ittifakının barışla bir sorunu var değerli arkadaşlar. Barış isteyenleri cezaevlerinde rehin tutuyorsunuz, savaşa karşı çıkanları hapse atıyorsunuz. Siz gittiğiniz her yere barışı değil, ne yazık ki yıkımı ve talanı götürüyorsunuz. Halk sizi Afrin'den iyi tanır. ÖSO çetelerine Afrin'i istila ettirdiniz. Zeytinliklere varıncaya kadar o çetelere her şeyi yağmalattırdınız. Afrinlileri binlerce yıllık yurtlarından göçerttiniz.
Kürtçe tabelaları bile söküp attırdınız. Şimdi aynısını Kuzey Suriye'de yapmaya çalışıyorsunuz. İnsanları yaşadığı topraklardan zorla göçe zorluyorsunuz. Sadece Kuzey Suriye değil, sınırın bu tarafı da hedefte değerli arkadaşlar. Savaş sınır ötesi operasyon olarak adlandırılıyor ama sadece ötesinde büyük acılar, yaralar yaratmakla kalmıyor. Sınırın berisinde de aynı şekilde yıkımlara neden oluyor. Nusaybin'de havan mermisiyle 12 sivil yaşamını yitirdi. 70 insanımız yaralandı ne yazık ki. Meclis Başkan Vekilimiz ve vekillerimizden oluşan parti heyetimiz Nusaybin'e giderek incelemelerde bulunmak istediler ama ilçeye girişleri engellendi. İktidar halkla buluşmamızdan, kriz masalarımızdan, yardım inisiyatiflerimizden rahatsız oluyor. İstiyorlar ki insanlar çaresiz kalsın, yardımlar ulaşmasın, neyin ortaya çıkmasından korkuyorlar. Gerçekten biz de merak ediyoruz. Bu telaş neyin telaşıdır? Buradan iktidara bir kez daha soruyoruz. O havan topunun sınırın bu tarafından atıldığına dair ciddi kuşkular var değerli arkadaşlar. Bunun ortaya çıkmasından korkuyorlar. Ne yazık ki savaşın ilk yıktığı hakikatlerdir. İnsanlar şimdi can güvenliği nedeniyle ilçeyi terk etmeye başladılar. Bu sınırın her iki tarafını da kapsayan bir insansızlaştırma politikasının devrede olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Sınırın diğer tarafında da göçler başlamış durumda. İktidar istediği kadar demografik yapıya müdahale değil desin, bu bir müdahaledir. Evet, bu savaşın bir amacı da Kuzey Suriye'deki demografik yapıyı değiştirmektir. Kürtleri kendi topraklarından silmektir. Bu iktidarın orada Kürtlere dayattığı iki seçenek var değerli arkadaşlar. Ya öleceksiniz ya da terk edip gideceksiniz. Kürtler yüzyıllardır yaşadığı o toprakları asla terk etmeyecek. Asla size teslim etmeyecektir. Sizin haritalarınız, derin planlarınız o topraklarda hiçbir zaman yaşam bulmayacaktır. Evet, çok net görülmektedir ki AKP kendi siyasi iktidarı yıkılmasın diye ülkeyi, sınır bölgesini ve halkları yıkım süreciyle karşı karşıya getirmekten çekinmemektedir. Evet, bu savaşın aynı zamanda iç siyasi boyutu da var. Türkiye derin ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal krizler yaşıyor. Bir yönetim krizi var. Ülke tek adam rejimiyle uçuruma doğru sürükleniyor. İnsanlar aç, yoksul ve işsiz. Ekonomi dibe vurmuş durumda. İnsanlar çaresizlik içinde ne yazık ki canına kıyıyor. Kadınlar her gün katlediliyor. Doğa katlediliyor. Bu arada Kaz Dağları için mücadele eden halklarımız direndi ve kazandı. Değerli temsilcileri aramızda bir kez daha hoş geldiniz diyor ve halkımızı kutluyoruz değerli arkadaşlar. İş cinayetlerinin yaşanmadığı tek bir gün yok. Halkın sofrasındaki ekmeği her geçen gün azalıyor. Halkın ekmeğini kurşun yapıp satıyorlar. İşçinin alın terinden kısarak mermi alınıyor. Çocuğun mamasına yeni vergiler getirilerek bomba alınıyor. Elektriğe, gaza zam yaparak ÖSO çetelerine maaş veriliyor. Hiç kimse geleceğine umut ve güvenle ne yazık ki bakamıyor. Bütün bunların sorumlusu kim? Bu iktidar ve izlediği savaş politikalarıdır. İçerideki krizin üzerini örtmek için savaşa ihtiyaç duydular. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kaybettiler. İktidardan gideceklerine dair toplumdaki umut ve cesaret arttı değerli arkadaşlar. HDP halklara güçlü bir demokratik seçenek yarattı ve bu toplumun en geniş kesimlerince kabul gördü. Demokratik ittifakla iktidarın değiştirilebileceği görüldü. AKP'nin Suriye Savaşı'ndaki ısrarının
bir nedeni de budur. Kendi içindeki çözülmeyi durdurmak, iktidarını ayakta tutabilmek, demokrasi ittifakını akabete uğratmaktır hedefleri. Bunu AKP Genel Başkanı da zaten itiraf etti. Karşımızdaki ittifakın parçalanması önemlidir diyerek esas niyetini ortaya koydu. Bu savaşla kendi ittifakını genişletmeyi hedefliyorlar. Evet, devrik başbakanları 10 Ekim katliamından sonra oylarımız artıyor demişti. Bedelini halka ödettikleri bu savaş AKP'nin, sarayın iktidar savaşıdır. Kendi topraklarına pınar yaratmanın gayreti içerisindeler. Bu savaşa destek verenler bilerek ya da bilmeyerek AKP'nin iktidar değirmenine su taşımaktadır. Bunun farkına varılması ve bir an önce gözden geçirilmesi gerekiyor. Toplumun bu savaş gerçeğinin arkasında yatan politikaları net olarak görmesi gerekmektedir. Demokrasiden, özgürlükten, adaletten yana herkesin bu savaşa dur demesi gerekir. 1 Mart 2003 tezkeresinde toplum savaşa nasıl karşı çıktıysa bugün de aynı güç ve cesaretle karşı çıkmalıdır. Buradan herkese şu çağrıyı yapmak istiyorum. Kaybetmeye yüz tutmuş AKP iktidarı Suriye Savaşı'yla Türkiye içinde yeni bir siyasi darbeyle ayakta kalmanın yollarını arıyor. Demokrasiden yana olan herkesin, demokratik siyaset yürütenlerin bu tehlikeyi görmesi, fark etmesi ve bir an önce bunun farkına varması gerekir. Evet, AKP içeride ve dışarıda giderek yalnızlaşıyor değerli arkadaşlar. Bu savaşa topu topu 5 ülke destek veriyor. Bir de IŞİD artığı çeteler. Filistin'den Kuzey Kıbrıs'a, Avrupa Birliği'nden Arap Birliği'ne varıncaya neredeyse bütün dünya Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye müdahalesine karşı çıkıyor. Bu oldukça önemli bir gelişmedir. İktidar izlediği savaş politikalarıyla tüm dünyada kendisini tecrit altına almıştır. Türkiye'yi kimse Kuzey Suriye'de görmek istemiyor. Kürtler, Araplar, Süryaniler, Aleviler, Ezidiler, Suriye halkları AKP'yi de savaşını da istemiyor. Cihatçı çeteler hariç değerli arkadaşlar. İktidar, biz DAEŞ'e karşı mücadele ediyoruz diyor. Bütün dünyada iyi biliyor ki DAEŞ'e karşı gerçek mücadeleyi veren Kuzey Suriye halklarıdır değerli arkadaşlar. Kuzey Suriye halkları DAEŞ barbarlığına karşı yıllarca direndi ve kazandı. DAEŞ'in Türkiye'den nasıl desteklendiğini, korunup kollandığını iyi biliyoruz. Petrol ticaretinden 5 Haziran, Suruç, 10 Ekim katliamlarından, MİT tırlarından bu ilişkiyi iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanı 17 bin IŞİD'liyi sınırda yakaladık, 5500'ü cezaevinde diyor. Kalan 12 bin IŞİD'li nerede? Cevabı yok değerli arkadaşlar. Cevabını Kuzey Suriye Savaşı'nda hep birlikte göreceğiz. Herkes şunu görmeli ve bilmeli ki Türkiye'nin Kuzey Suriye operasyonuyla DAEŞ kendisine yeniden alan açacak ve toparlanacaktır. O nedenle bu savaşa karşı çıkmak aynı zamanda IŞİD karanlığına karşı çıkmaktır. Yeni Suruçların, 10 Ekimlerin, 5 Haziranların yaşanmaması için bugün bu karanlık savaşa dur deme günüdür. Türkiye toplumu IŞİD ve diğer cihatçı çeteler gerçeğini ve tehlikesini görmeli ve buna karşı tutum almalıdır. Kuzey Suriye'de IŞİD rüyası görenler asla başaramayacaklar. Bu da böyle biline değerli arkadaşlar. Evet, bu topraklarda yaşam en çok çocuklara, gençlere ve biz kadınlara borçludur. Bizler savaşa hayır derken nelere hayır dediğimizi iyi bilsin herkes. Biz bir hiç uğruna, hiç bilmediği bir diyarda sebebini dahi bilmeden körpecik masum canların yitirilmesine hayır diyoruz. İnsanların o hiç bilmediği diyarda
neyin diyetini ödediğini dahi bilmeden gençlerimizin kolunu, bacağını, gözünü bırakıp geri dönmesine, belki de bir daha hiç geri dönmeyecek olmasına hayır diyoruz. Bu ülkede bu savaş çığırtkanlarının sesi olmayan, savaşa hayır diyen aydın, sanatçı, barolar, meslek örgütleri ve siyasileri buradan bir kez daha selamlıyorum. Ve aynı zamanda çok iyi biliyoruz ki bunun yanı sıra bütün baskı, sansür, tehdit ve şoven kampanyalara rağmen tüm dünyada olduğu gibi bu ülkede de ses vermese dahi bu savaşı lanetleyen, içi kanayan, kuşaktan kuşağa bu savaşın lanetini aktaracak bir hafızayı taşıyan milyonlar var. Seslerini duyuramadıklarına bakmayın. Zira epey bir zamandır faşizmin kuşatması altındadır o milyonlar. Fakat biz o milyonların bizimle yürek birliğini, barışa inanç birliğini biliyoruz. Ve bütün barış taraftarlarını, bu savaşa destek vermeyenlere buradan seslenmek istiyorum. Barış istemek de suç değildir, savaşa dur demekte. Zira kitabı mukaddeste yer aldığı kötü olan, vebal olan, suç olan zulme karşı susmaktır. Zira susmak zalimin yanında yer almaktır değerli arkadaşlar. Ve bir siyasi güç barışın yaşamsallığına ve aynı zamanda kutsallığına inanmayacak kadar erdemsiz, onlarca yıldır her türlü imkan ve desteğe rağmen barışı tesis edemeyecek kadar basiretsizse, bu iktidarın bu ülkeye verebileceği tek şey savaştır, yıkımdır, felakettir. Unutmayın, siyaset barışı sağlamak, barışı korumak, barışı sürdürmek için vardır. Kan akıtmak, gençleri ölüme sürmek için değildir. Milyonlar savaş istemiyor. Kadınlar hiç istemiyor. Bu ülkede hangi kadın ömrünü adayarak büyüttüğü evladının bir başka ülkenin topraklarında ziyan olmasını ister? Hangi anne evladının tabutuna sarılıp ağlamak ister? Onların çocukları, damatları ve yedi sülalesi savaşlardan zenginliğine zenginlik katarken, onlar daha fazla kazansın diye hangi ana baba evladını kurban eder? Hangi kadın iktidarın koltuğunun ömrüne kendi evladının ömründen vermek ister? Başta muhalefet olmak üzere toplumun tüm kesimlerine sesleniyorum. Bu iktidarın yalan makinesine karşı gerçeklerin yanında dimdik durmadıkça, bu iktidarın faşist sultasına karşı demokratik ilkelerin ve barışın yanında dimdik durmadıkça, bu iktidarın kanda ısrar, ölümde ısrar, savaşta ısrarına karşın yaşamın ve barışın tarafında dimdik durmadıkça, bu ülke asla düze çıkamayacak, bunların çektiği bataklıkta heba olacaktır. Biz HDP olarak buna asla izin vermeyeceğiz. HDP, Türkiye'nin barış isteyen tek muhalefet partisidir. Bugün kuruluşumuzun 7. yıl dönümü. 7 yıldır barış mücadelesi veriyoruz. 7 yıldır savaşa karşı çıkıyoruz. 7 yıl değil, 70 yıl geçse de barış ısrarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Emin olun ki bu ısrarımız bu ülkenin aydınlık geleceğini düşünen yegane siyasi tavırdır. HDP tüm tehditlere rağmen bu savaşın sarayın beka savaşı olduğunu söylemeye devam etmektedir, edecektir de. HDP yalnız bırakılsa da iktidarın yalanlarını, talanlarını, hırsızlıklarını ifşa etmekten asla vazgeçmeyecektir. Biz attığımız her adımın, söylediğimiz her sözün arkasındayız. Şimdi artık bu ülkenin en büyük birliğini kurma zamanı gelmiştir. Bu da barış ittifakıdır. Halkların ortak geleceğine ve barışa inanan, savaş istemeyen herkesi barış ittifakına davet ediyoruz. İşte bugün bu salonda çok değerli partilerin, demokratik kurum ve kuruluşların temsilcileri var. Savaşa hayır demek için, barışa ses vermek için bugün buradalar. Bu irade
Kürt ve Türk halklarının ortak iradesidir. Varsın onlar, tezkere ittifakı kursun. Barış ittifakı da işte bu meclisin çatısı altındadır, bu salondadır. Herkesi bu irade etrafında barış için bir kez daha kenetlenmeye çağırıyoruz. Bu dünyada vicdansızlıktan daha büyük bir silah yaratılmadı değerli arkadaşlar. Ama vicdanlı olmaktan daha büyük bir adalet terazisi de ne yazık ki bulunamadı. Bu yüzden vicdanı ile adaleti sağlamak isteyen herkesi barış söylemine ses vermeye, güç vermeye çağırıyoruz. Herkesi barış ittifakını büyütmeye çağırıyoruz. Ve tüm Türkiye'ye yüzlerce yıldır suyunu, ekmeğini, toprağını paylaştığımız bu toprakların tüm yüreği güzel insanlarına sesleniyoruz. Şimdi savaşa hayır, barış hemen şimdi deme zamanıdır. Artık herkes ses çıkarmalıdır. Artık herkes barış demelidir. Açlık sınırında yaşayan emekçi, intiharın eşiğine gelen işsiz, madende, inşaatta, ölüme terk edilen işçi, atanamayan öğretmen, hakkı gasp edilen EYT'li, ölüme, açlığa terk edilen KHK'li, her gün ölümle yüzleşen kadın, hakkı hukuku tanınmayan Alevi, ormanı, deresi gasp edilen Karadenizli, sahili, zeytini, havası talan edilen Ege'li, hepimiz birlik olup ses çıkarırsak sesimizin duyulmaması mümkün değildir. Buradan çağrımızdır. Bizim bir araya gelmemizden korkanlara inat, barış ittifakını hep birlikte örelim. Diğer taraftan bu savaşı başlatan devlet aklına ve iktidara da sesleniyorum. Bu savaş daha fazla büyümeden, halklar karşı karşıya gelmeden Suriye'den derhal geri çekilin. Suriye topraklarından çıkın. Bu savaş Türkiye'nin Kürt sorunu başta olmak üzere iç sorunlarını daha da büyütecektir. Savaş politikaları Kürt ve Türk halkı arasındaki uçurumu daha da büyütecektir. Bu tehlikenin görülmesi gerekir. Türkiye'nin toprak bütünlüğünden söz eden AKP iktidarı Suriye'ye müdahalesiyle halklar arasındaki birliği bozmaktadır. Savaş ve işgal politikalarıyla bugüne değin hiçbir sorun çözülememiştir. Bundan sonra da çözülemeyecektir. Çözüm diyalogdur, müzakeredir ve barış politikalarıdır. Siyasi çözüm yollarının işletilmesidir. İktidara soruyorum. Haydi PYD'yi, PYD ile sorununuz var. Peki Suriyeli Kürtlerin geleceği ve demokratik hakları konusunda ne düşünüyorsunuz, ne öneriyorsunuz, çözümünüz nedir? Varsa çözümünüz buradan bir kez daha diyoruz ki ortaya koyun. Sınırın her iki tarafındaki Kürtleri yok sayarak, dışlayarak hiçbir yere varamazsınız. Kuzey Suriye başta olmak üzere Suriye'nin geleceğiyle ilgili karar verecek olan Suriye halkları ve onların demokratik iradesini yansıtan kurumlardır. Devlet aklı da şunu unutmasın ki Kuzey Suriye'de Kürtlerin kaybetmesi demek Türkiye'de Türk halkının kazanması demek değildir. Kürtler kaybettiğinde Türk halkı bir şey kazanmayacaktır. Ayrıca orada yaşayan Kürtler Türkiye'nin, Türkiye halklarının düşmanı değildir. Bugüne değin hep barış elini uzatmıştır. Bu eli kırmak kimseye bir şey kazandırmaz. Kürt düşmanlığı bugüne değin kimseye bir şey kazandırmadı, bundan sonra da kazandırmayacaktır. Bu coğrafyada halkların geleceği ortaktır. Biri kaybederken diğeri kazanamaz. Halklar ya hep birlikte, hep beraber kazanacak ya da hep beraber kaybedecektir. Kobani kaybederken Edirne kazanmayacaktır. O nedenle kimse Kürtlerin kaybını kendi kazancı olarak hesaplamasın. Yanlış hesap mutlaka Rojava'dan dönecektir değerli arkadaşlar.
hiç kimse merak etmesin. HDP bu topraklarda var olduğu sürece halklar hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Kazanan halklar ve Barış İttifakı olacaktır. Aydınlık günler olacaktır. Bir kez daha hepimizin yolu açık olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Katıldığınız için bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sağ olun.